Sürpriz bir Beşiktaş vardı şahsen. Fenerbahçe için kilit adam Serdar Dursun oluyor ya. Fenerbahçe'de orta sahada Sosa mı oynayacak, Gustavo mı oynayacak, ikisi birden mi oynayacak? Burada İsmail Kartal buraya Fenerbahçe'de İsmail Kartal olduğu için geldi. Galatasaray açısından bakarsak da inişli çıkışlı bir tablo çiziyorlar. Muhtemelen Galatasaray Karagümrük'e yaptığını Fenerbahçe'de yapacak ve birinci bölgede Fenerbahçe'yi uzun pası zorlayacak birçok kez. Evet. Guardiola da bu hafta onunla biraz daha birleşti, gördün mü onu? Mevcut başkan Vefa Küçük'ün Ali Koç'u devirmek istiyorlar diye bir açıklaması vardı. Carlo Ancelotti'nin oğlu olmak bir kere hayata 20-0 falan önde başlamak demek zaten kafadan. Legend Futbol'dan herkese merhaba. Çift Forvet'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yine Türkiye'den ve Avrupa'dan futbol gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Ama Legend Futbol'a YouTube'dan abone olup videoları beğenmeyi, Instagram, Facebook, Twitter'dan takip etmeyi unutmayalım. Ne haber Uğur? İyiyim midir? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Süper Lig'de Trabzonspor Beşiktaş derbisini geride bıraktık. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisi bekliyor bizi. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun teknik ve taktik anlamda? Aynı zamanda Fenerbahçe son 7 maçından da 19 puan topladı. İddialı bir şekilde derbiye giriyor şu anda. Sence teknik ve taktik anlamda Fenerbahçe için galibiyetin anahtarı ne olur? Trabzonspor maçından sonra, Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra biliyorsun Fenerbahçe'nin İsmail Kartal görev verdikten sonra ligin en fazla puan toplayan iki takımından biri olduğunu söylemiştik. Averajla Trabzonspor'un gerisindeydi o dönemden sonra. Sonrasında Trabzonspor Beşiktaş karşısında puan kaybedince Fenerbahçe, İsmail Kartal göreve geldikten sonra ligin en fazla puan toplayan takımı oldu. Buradan bir kere öncelikle İsmail Kartal'ın hakkını vermek gerekiyor. Takımı çok iyi toparladı. Takım oldukça moralli şu anda. Konyaspor'la bir ikincilik yarışı veriyor. Bence haftada ilerledikçe Konyaspor'un üstündeki baskının artmasıyla birlikte bir tık da öne geçecek bu yarışta ve sezonu muhtemelen ikinci olarak tamamlayacaktır Fenerbahçe. Bu noktada İsmail Kartal'ın hakkını teslim etmek lazım. İlk önce bunu söyleyeyim. Takım moralli giriyor derbiye. İlk derbinin Galatasaray'da oynanan ilk deplasman maçının yıldızı biliyorsun Mesut Özil olmuştu. Mesut Özil kadro dışı ama Fenerbahçe yine güzel bir gol atmıştı. Evet, çok da güzel bir gol attı. Şu anda kadro dışı. Fenerbahçe'deki en iyi maçıydı muhtemelen Mesut Özil'in ama şu anda kadro dışı ama yine de takım oldukça hazır görünüyor. Çok moralli görünüyor. Bunun yanında Galatasaray'ın biliyorsun bir İbra krizi oldu. Domenech Torrent devam edecek mi etmeyecek mi? O belirsizliğini koruyor. Bence onlar için de çok kritik bir maç. Yani Galatasaray için olmasa da Domenech Torrent için kritik bir maç. Çünkü burada Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesi halinde yeni gelecek başkan kim olursa olsun muhtemelen ona ya hoca da Fenerbahçe'yi yendi acaba bir şans versek mi diye düşünecektir muhtemelen. O yüzden Galatasaray cephesi açısından da çok kritik bir maç. Fenerbahçe için zaten kritik bir maç. Şampiyonlar Ligi hedefi olduğundan dolayı. Ve bunun yanında biliyorsun geçtiğimiz sezonki derbide Fenerbahçe 1-0 kaybederken tribünlerde seyirci yoktu. Çok az sınırlı sayıda seyirci vardı. Hatta bir aile de olay olmuştu. Galatasaraylar Fenerbahçe'nin olması gerekenden fazla seyirciyle orada olduğunu savunmuştu. Ve Fenerbahçe yenilmişti. Fenerbahçe Kadıköy'de oynadığı son iki Galatasaray maçını kaybetti. Öncesinde Ersun Yanal vardı takımın başında. İşte derbide geçtiğimiz sezon hocasız çıkılmıştı. Pardon, Erol Bulut vardı takımın başında ama kaybedilmişti. O maç da Fenerbahçe için çok kritik bir maçtı. Mesela kazansaydı Fenerbahçe muhtemelen makas açılacaktı birazcık ama olmamıştı. Kırılma anlarından biridir sezonun. Fenerbahçe lider girmişti çünkü o maça. Bu maça gelecek olursak Fenerbahçe daha değerli toplu görünen takım. Bir kere çok uzun bir zaman sonra, uzun yıllar sonra Fenerbahçe ilk 11'i artık büyük oranda netleşmiş durumda. Yani işte kalede Altay'ın oynayacağını biliyorsun. Santrfor'da Serdar Dursun oynayacağını biliyorsun. İrfan Can oynayacak. İşte sağda Mert Hakan Yandaş. Ortada Crespo Zayt artık oturdu. Şimdi geçtiğimiz sezonlarda veya geçtiğimiz işte teknik direktörlerin olduğu dönemlerde bu belirsizlik vardı. Fenerbahçe'de orta sahada Sosa mı oynayacak? Gustavo mı oynayacak? İkisi birden mi oynayacak? İşte efendim ikisi birden mi yoksa oynamayacak? İşte stoper kim olacak? Bunlar belirsizdi. Artık Fenerbahçe 3 aşağı 5 yukarı. Fenerbahçe, evet. Yani Fenerbahçe kadrosunun artık 9-10 oyuncu sayılabiliyor. Belki 1-2 oyuncu oynuyor. O da zaten normal. Çünkü ideal bir takımda bunu Mustafa Deniz NTV'de katıldığı bir programda açıklamıştı. Bu kadar çok yıldızla nasıl işte idare edebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar çok yıldızla başa çıkabiliyorsunuz? Şeklinde bir soru yöneltmişti MKG. Orada şöyle bir açıklaması vardı. Özellikle Fenerbahçe döneminden değinmişti. İşte Remo Rapayic, Balic, Anderson, Serhat çok üst düzey oyuncular. Hani bunları nasıl sorunsuz yönettiniz? Şeklinde bir soruydu. O da şey demişti, benim kadromda 8 tane ilk 11 oyuncusu olur. Bunlar değişmez, banko oyuncudur. Oynayacaklarını da bilirler. Ama kadrom genellikle 15 kişi şeklinde olur. Yani 15 kişilik bir rotasyonum olur. O geri kalan 3 tane yer içinde 7 oyuncu forma mücadelesi verir. Yani o 3 kişilik yer için 7 oyuncu sürekli değişir ve bu sayede herkesi formda tutmaya çalışırız demişti. Şu anda Fenerbahçe yavaş yavaş o yolda girmiş gibi görünüyor. Tabii bunda Ozan Tufan kadro dışı, Mesut Özil kadro dışı, işte Luis Gustavo uzun zamandır çok fazla süre almıyor. Sosa uzun zamandır çok fazla süre almıyor. Kadronun büyük oranda daralması da etken bunda. Ama en nihayetinde Fenerbahçe şu anda ideal bir rotasyon bulmuş durumda. 8-9 oyuncusu sayılıyor artık Fenerbahçe'nin. Kalan 1-2 oyuncu değişiyor. İşte
Sol bekte Salah mı oynayacak, Ferdi mi oynayacak? Bu belki tartışılabilir. Sence hangi isimler oynamalı? Bence Salah ile başlanabilir ama Ferdi de çok formda tabii. Yani çok da kolay bir karar da değil. Ama Serdar Kim mesela çok iyi oturdu. Sezon başında Fenerbahçe üçlü savunma oynarken Serdar biraz daha geri planda kalmış gibi görünüyordu. Ama şu an son haftalarda iyi gidiyor. Sözleşmesi de muhtemelen uzatılacak gibi görünüyor. İşte sağ bekte Osay Samuel, Ali Koç da söyledi, ligin en iyi sağ beki dedi. Çok iyi gidiyor. Yani bu şekilde devam ederse yani o kadar atlet bek Avrupa'da çok fazla yok. Çok iyi paralara Premier Lig yapabilir gibi geliyor bana. Bunun yanında yanındaki oyuncuların hem yanında işte Mert Hakan koşu kalitesi yüksek bir oyuncu, hem arkasında Zayt ve Crespo çok fazla koşan oyuncular. Yanındaki oyuncular böyle olunca İrfan Can Kahveci'nin de performansının arttığını görmüş olduk. Yani İrfan önceki haftalarda işte Mesut 10 numara İrfan sağda oynarken hem sağ kanatta biraz hapsolmuş gibiydi. Çok daha dar bir alanda oynuyordu. Yeteneklerini sergilemesi açısından. Hem de daha durağan bir Fenerbahçe izliyorduk. Yani Konyaspor maçının ilk yarısını konuşurken de seninle konuşmuştuk. Devrede Mesut'un çıkmasıyla birlikte İrfan'ın da performansı arttı demiştik. Son haftalarda biraz İrfan da toparlanmış gibi görünüyor ama bu tabii ki doğrudan tek başına İrfan'la da alakalı bir durum değil. Yanında arkasında oynayan oyuncular değişince. Şimdi arkanda oynayan Sosa koşmuyor, Gustavo koşmuyor, Mesut'un koşu kalitesi çok iyi değil. Şimdi böyle bir takımda sırıtır yani İrfan ama herkes koştuğu zaman yani İrfan da rahat rahat topunu oynayabiliyor. O da çok önemli bir fark yarattı bence. Diego Rossi takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Çok yüksek koşu mesafelerine ulaşıyor sürekli, şiddetli koşular yapıyor. Önemli bir skor katkısı verdi ilk sezonuna göre. Muhtemelen onu da bonservisle alınır diye tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla Fenerbahçe için şu anda işler yolunda. Evet, Derbinin, evet. Peki Arda sence oynar mı? Arda Kayseri Spor maçında da gol kaydetti. Sence sonradan oyunu alır mı? Yoksa nasıl bir hamle izler Arda'ya dair? Ya, maçın gidişatını göre şekillenecek bir şey o yani. Şimdiden oynamalı Arda mı sence Arda? Ya, oynamalı mı? Yani şu anda oturmuş bir takım var. Yani İrfan da iyi gidiyor. Bence sırf Arda'yı oynatmış olmak için Arda'yı oynatmaya da gerek yok. Ama ihtiyaç varsa da bence İsmail Kartal'ın da oynatacağından şüphem yok. Oyunla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Kayseri Spor karşısında çok fazla özellikle savunmadan çıkarken birinci bölgede çok fazla uzun topa başvurdu. Galatasaray'ın da Karagümrük karşısında Karagümrük'ü birçok kez uzun topa zorladığını gördük. Hatta Volkan Demirel'in maçtan sonra buna yönelik bir serzenişi vardı. Son dönemde çok fazla işte Türk futbolunda bir furya çıktı savunmadan pasta çıkmak diye bir eleştirisi vardı. Hatta bu nedenle gol de yiyordu takımı. Sağ bekin kaleciye attığı, Viviano'ya attığı toptan dolayı. Muhtemelen Galatasaray Karagümrük'e yaptığını Fenerbahçe'de yapacak ve birinci bölgede Fenerbahçe'yi uzun pata zorlayacak birçok kez. Fenerbahçe'nin stoperleri de kalecisi de zaten bu tarz baskılarda topla kısa çıkmak için herhangi bir özel bir istek göstermiyor. Direkt uzun vuruyorlar. Bu noktada atılacak uzun toplarda Serdar Dursun'un o topları ne kadar alabileceği belirleyici olacak bence. Orada Marcao veya işte Lindelof kimle eşleşecek bilmiyorum Serdar Dursun. Serdar Dursun'un performansının ben belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor maçında birçok kez derine gelerek özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra orta sahaya derine gelerek top alıp sağ kanadı top atmıştı Serdar Dursun ve takımın önemli ucum silahlarından biri olmuştu. Bu maçta da benzer bir rolde izleyebilirsek Serdar Dursun, onun performansı Fenerbahçe'nin bu maçtaki hücum akışkanlığı için belirleyici olacak bence. Yani Fenerbahçe için kilit adam Serdar Dursun olduğu gibi geliyor. Peki Galatasaray açısından bakarsak da inişli çıkışlı bir tablo çiziyorlar. Domenech Torrent için sence en önemli kriter ne olacak derbide? Ya Torrent'in bir kere kafasında şu anda çok fazla soru işareti vardır. Kalacak mıyım, gidecek miyim, beni getiren yönetimin şurada bir aylık süresi kaldı, geleceğim ne olacak? Bu bir belirsizlik her şeyden önce. Ve hani bir teknik direktörden takımda bir fark yaratmasını beklemek için bir kere ilk önce ona rahat, güvenli bir konfor alanı yaratmak gerekiyor. Şu anda Torrent'in böyle bir alanı yok. Her ne kadar şu an için takımı bir nebze toparlamış gibi görünse de. Kolay bir durum değil tabii ki için açıkçası. Çok kolay olmayacak onun durumu. Hani böyle bir deplasmanda uzun zaman sonra Fenerbahçe seyircisi Galatasaray'ı bekliyor kendi sahasında. Ve hani daha önce birçok büyük teknik direktörün de Galatasaray'ın başında o statta maç kaybettiğini gördük. Rekard kaybetti, Roberto Mancini kaybetti. Hepsi çok önemli, çok değerli hocalar. Prandelli aynı şekilde. Ama kolay bir sınav olmayacak. Muhtemelen o da hani yenilmemeye bakacaktır diye tahmin ediyorum ben ama neler olacağını göreceğiz. Evet, her iki takım için de çok zorlu bir sınav olacak. Evet. Neler olacak derbi de göreceğiz birlikte. İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçelim istersen. İsmail Kartal, ben ikinci adam olmam dedi. Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonunda ne olur bilmem ama daha önce de söyledim, ben ikinci adam olmam dedi. Ne düşünüyorsun İsmail Kartal'ın açıklamaları hakkında? Ya çok kolay değil bunu değerlendirmek. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere her şeyden önce İsmail Kartal Fenerbahçe'ye
Bu ikinci teknik direktörlük döneminde, hatta birincisinde de çok iyi bir teknik direktör olduğu için gelmedi. Kariyeri yükselişte olan bir teknik direktör olduğu için de gelmedi. Süper Lig'de daha önce çok başarılı sonuçlar alan bir teknik direktör olduğu için de gelmedi. İsmail Kartal buraya Fenerbahçe'de İsmail Kartal olduğu için geldi. Bunu bir kere önce iyi anlamak gerekiyor. İkincisi de evet takım bir çıkış gösterdi. Ama en nihayetinde şunu unutmamak lazım. İsmail Kartal göreve geldiğinde Fenerbahçe'nin önünde iki tane kupa hedefi vardı. UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası. Fenerbahçe bugün iki kulvarda da yok. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Ama bir taraftan baktığında da göreve geldiği evet, andan itibaren, yani orası da, haftadan evet, itibaren. Yani orası da öyle ama şimdi o zaman farklı bir bakış açısı da şöyle de değerlendirilebilir. Belki de oyuncuların üstündeki baskı kırıldıktan sonra daha rahat oynuyor takım. Belki de şampiyonluk baskısı oyuncuları bu kadar geriye itmişti. Veya belki de bir taraftan Türkiye Kupası, bir taraftan UEFA Avrupa Ligi, o yoğun fikstür biliyorsun Pereira bundan çok fazla şikayet etmişti. Şu anda Fenerbahçe'nin önünde böyle bir şey yok. Yani Crespo da zaten haftada bir maça çıkıyor. O sayı 2-3 maça çıktığı zaman belki o yoğun program yine takımın düşmesine neden olacaktı. Dolayısıyla birazcık sanki hani çok nasıl desem İsmail Kartal'ı anlayabiliyorum ben esasında. Yani burada ben geldim, hani takım iyi gidiyor, toparladım diyor. O aslında şey demek yani, hoca aramayın, ben buradayım, ben bu işi yapabiliyorum. Peki, evet, demek ben esasında de onu soracaktım. Yani bir teknik direktör arayışı var şu anda Fenerbahçe'de ama takım bu kadar iyi giderken şu an hani istediği sonuçları alırsa da sezon sonunda İsmail Kartal'ı göndermek bir risk olur mu? Yani bu ivmeyi bozmak. Göndermemek de risk olacak bence. Çünkü önümüzdeki sezon İsmail Kartal'la girdiğini varsayalım. 10 haftada 5-6 puan fark yediğin zaman herkes İsmail Kartal'ı da sorgulayacak. Şu anda bana göre Fenerbahçe'nin sorgulanmayacak, bütün camiayı arkasında kenetleyebilecek bir hocaya ihtiyacı var. Bence o hoca da şu anda İsmail Kartal değil, açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki İsmail Kartal Fenerbahçe dönemiyle birlikte kariyerini yeniden ayağa kaldırdı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Herhangi bir görevde yardımcı antrenör olmak istemediği açık ama bakarsın işte genel koordinatör olur. İşte altyapıyla A takım arasında köprü olur vesaire vesaire. Ama bunların hiçbirini kabul etmezse, ben ceketimi aldım gittim derse İsmail Kartal'a yani Temmuz ayında teklif yapacak veya Haziran'ın sonunda yeni sezon hazırlıklarını başlarken teklif yapacak en az 4-5 tane Süper Lig kulübü olur. Ve bu da bence İsmail Kartal için iyi bir şey. Çünkü İsmail Kartal Fenerbahçe'ye gelmeden önce biliyorsun yani Süper Lig'de çok fazla teklif almayan, telefonun çalmasını bekleyen bir hoca görüntüsündeydi. O Fenerbahçe'ye yardım etti. Fenerbahçe de biraz ona yardım etti. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi oldu burada. Şu anda da iyi gidiyor yani. Evet, bakalım neler olacak onun açısından da onu da göreceğiz. Diyelim Yüksek Divan Kurulu seçimleri bekliyor Fenerbahçe'yi ve Vefa Küçük'ün mevcut başkan Vefa Küçük'ün Ali Koç'u devirmek istiyorlar diye bir açıklaması vardı. Bu konudaki görüşlerini de alalım. Son seçimi Ali Koç 12 bin oy farkla kazanmıştı. Yani bu böyledir değildir onu ben bilemem şimdi dışarıdan bir şey söylemek hoş olmaz. Vefa Küçük'ün açıklaması biraz bence politik bir açıklama gibi görünüyor. Yani Ali Koç'un daha fazla destekçisi var. Ben bari Ali Koç'un destekçilerini oynayayım tarzı bir açıklama gibi geldi bana sanki. Ama öyle de olabilir bu arada. Hani Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın adayı olabilir. Vefa Küçük Ali Koç'un adayı olabilir. Olabilir. Bunlar muhtemel. Ama en nihayetinde ikisi de Fenerbahçe için çok değerli isimler. Neler olacağını ben de çok büyük bir merakla bekliyorum. Buradan Ali Koç'un belki açıklamasına değinmek lazım. Aziz Yıldırım aday olursa ben yarın seçime giderim şeklinde bir açıklama. Yani bir başkanın kendine güvenmesi çok güzel tabii ki. Ki o da söylüyor zaten. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum diyor. Şu anda Ali Koç bıraksın gitsin diyen birçok Fenerbahçeli var. Bunu söylemek de kolay bir iş değil. O yüzden yani İkisinin bir şekilde bir araya gelmesi lazım bence. Fenerbahçe'yi çok seven iki insan. Fenerbahçe'nin başarısı için niye bir araya gelemiyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Aziz Yıldırım ne zaman bu konular açılsa başkanlığı döneminde ben Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olurum bile. Bekçi bile olurum diyordu. Bugün Fenerbahçe TV'de Ali Koç'un karşısında oturup Fenerbahçe'nin yarınlarını planlamak için bile çıkmıyor. Niye çıkmıyor yani? Bunu Aziz Yıldırım'a sormak lazım. Sen bekçi oluyordun. Şimdi gelip Ali Koç'la yan yana bile gelemiyorsun. Niye diye sorabilmek lazım. Yani anlamak çok kolay değil ama bunu biz dışarıdan bakarak böyle düşünebiliyoruz. Belki 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapınca o güç, o ego daha farklı bir yere götürüyordur insanı. Bunu tabii sen ben 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapmadan bilinebilecek şeyler değil, pek kolay değil o yüzden. Ama keşke böyle olmasaydı. Evet, Fenerbahçe'de gündem oldukça yoğun. Yani evet. Yüksek Divan Kurulu seçimleriyle birlikte daha da yoğunlaşacak gündemleri. Bir de istersen Trabzonspor Beşiktaş maçı üzerinden Valerian İsmail'in ilk maçını değerlendirelim. Sürpriz bir Beşiktaş vardı şahsen Trabzonspor karşısında. Nasıl buldun sen Valerian İsmail'in ilk maçını? Çok
İyi buldum Beşiktaş'ı. Bir kere lider Trabzonspor karşısında o coşkulu taraftar önünde böyle bir oynamak çok kolay bir şey değil. Ama burada bence esas soru işareti şu. Teknik direktör değişikliklerinde böyle ani çıkışlar zaman zaman birçok takımda görülür. Beşiktaş bunu sürdürülebilir bir hale getirecek mi? Her zaman böyle olacak mı? Yoksa hani bir anlık bir kıvılcım, bir anlık bir patlama mı o? Bunu zamanla gözlemlemek lazım. 3-4-3'ün Beşiktaş'ın oyun kadro yapısı için ben uygun olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon stopere takviyeler de gelecektir muhtemelen. Çünkü Vidal'ın yüksek bir kontratı var, bitiyor. O muhtemelen devam etmeyecek. Orta saha Gedson Fernandez gelecek. Josef Gedson ikilisi bence Süper Lig'de gayet iyi bir ikili. Ama şimdi Batu Şua'ya gidecek, Vida gidecek. Yani Beşiktaş'ın kadrosu büyük oranda değişikliklere uğrayacak. O yüzden Valerian İsmail'e biraz zaman tanımak lazım. Oluşacak Beşiktaş kadrosunu gördükten sonra yorumlamak daha iyi olur. Ama oradaki Josef Gedson ikilisi, bir tarafta Rıdvan, bir tarafta Rosier çok umut verici bir dörtlü. Kalecin senin bu ligde şampiyonluk yaşamış iyi bir genç bir kaleci. Stoperlerine bakıyorsun. Wellington yine ligde şampiyonlukta çok belirleyici unsur olmuş iyi bir stoper. Beşiktaş'ın kadrosu bence birkaç takviyeli bu oyun yapısına çok iyi uyum sağlayabilecek bir kadro. Umut verici bir başlangıç da oldu. Bakalım önümüzdeki sezon bekleyip görmek lazım. Evet, birkaç maç daha geçtikten sonra daha sağlıklı konuşabiliriz. Valerian İsmail hakkında diyelim. Avrupa'ya gidelim istersen. Çünkü Bayern Münih 12 kişiyle kısa bir süre, 12 kişiyle sahada yer aldı. 20 saniye gibi kısa bir süreydi ama ilginç anlardı. Kingsley Coman'ın çıkması gerekirken sahada kaldı. Daha sonra hakem bunu fark etti. İşte müdahale edildi. Ama Freiburg hükmen galip sayılmak için başvuruda bulundu. Nasıl buldun bu süreci? Ya böyle şeyler olabiliyor. Yani Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ama orada da bu tarz şeyler olabiliyor. Futbolun içinde var bunlar. Hata sonuçta insanlar için. Yani dünyanın en büyük kulübünde de olsan, dünyanın en organize kulübünde de olsan yaşanabiliyor böyle şeyler. Şey geldi benim aklıma, Mustafa Denizli'nin Fenerbahçe'nin başındayken Galatasaray-Beşiktaş maçında fazla sayıda yabancı oynatması geldi. Orada Baliç ile ilgili bir sorun olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Baliç Türk statüsünde oynadığı için Baliç çıkıp başka bir oyuncu girince, Baliç yabancı sayıp başka bir oyuncu girince böyle bir durum olmuştu. Hatta işte Fenerbahçe maçı 3-0 kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam ya da 3-1 tam hatırlayamıyorum. 3-0'dı galiba ama hükmen de bir şekilde Beşiktaş yine galip ilan edilmişti. O dönem Mustafa Denizli bunu açıklarken şey demişti daha sonrasında açıklarken. İşte yardımcılarım bu işten sorumlu olan yardımcılarım istifa etmek istedi ama ben takımda tuttum işte skandalda değildi. Hani olabilecek bir şey demişti. Ve birçok Türk teknik direktör de yabancı sınırından bu artı meselesinden dolayı şikayet ediyor olabilir. Yani işte Türk çıkartıyoruz, yabancı alıyoruz, yabancı çıkartıyoruz, işte şunu almamız gerekiyor. Farklı hesap kitaplar yapılıyor. Bence de birazcık saçma o açıdan bakıldığında. Diğer taraftan bakılacak olursa da yani tabii ki yani 10 saniye, 12 saniye için bir takımı hükmen mağlup etmek çok doğru belki değil ama en nihayetinde kural kuraldır yani muhtemelen de öyle olacak diye tahmin ediyorum ben. Evet, bakalım ne karar çıkacak. Guardiola da bu hafta onunla biraz dalga geçti gördün mü onu bilmiyorum. Atletico Madrid maç öncesi basında nasıl aynı 12 kişi oynayacağız. Komik tabii de yapacak bir şey yok yani. Evet, bakalım neler olacak Bayern Münih için. Bir de Göztepe Abramovic iddiaları vardı. Abramovic'in Göztepe'yi almak için anlaştığı söylendi. Cuma günü de resmi açıklamanın geleceği haberleri dolanıyordu ki Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya böyle bir şeyin olmadığını, Abramovic'ten herhangi bir teklif almadıklarını söyledi. Tabii ki de yani hani böyle bir şey olmuş mudur? Olmamıştır bence de. Ama olduğunu varsayarsak, Abramovic Göztepe'yi aldığını varsayarsak sence nasıl bir dönüşüm yaşanır kulüpte? Yani yine Chelsea'de yaptıklarını Göztepe'de yapmak ister miydi Abramovic? Chelsea'de yaptıklarını Göztepe'de yapması çok kolay bir şey değil. Çünkü Chelsea Londra'da Premier Lig'in en önemli takımlarından biri. Ve orada yapacağın her şey dünya çapında ses getirir. Göztepe'de yapacağın her şey dünya çapında ses getirmez. İşin bu tarafı var. Bundan dolayı da ben Göztepe'nin bu denli büyük yatırımcıların hedefi olabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Türk futbolu albenisi olmayan bir ortam. Bir şey üretmeyen bir ortam. Sürekli olarak tüketen bir ortam. Bugün yayın ihalesi ne olacak o bile belli değil. Araştırmalara göre Avrupa'da en az genç oyuncu, 21 yaş altı oyuncu oynatan lig Türkiye Ligi. Herhangi bir değer üretmiyorsun, herhangi bir şey. İnsanlara bir seyir keyfi sunmuyorsun. Yani Amerika'da futbol belki birinci spor değil ama MLS'in sunduğu görsel şov bile Süper Lig'in çok ötesinde. Yani bugün Süper Lig'den bir maçla ilgili bir görüntüyü internette paylaştığın zaman Twitter'da şurada burada hemen telif
yiyorsun ve görüntü kaldırılıyor. Hesabının kapatılmasına kadar gidiliyor. Halbuki bu kötü bir şey değil yani. Lige dair bir değer katıyorsun. Orada bir sunum yapıyorsun, bir şey yapıyorsun ama bir türlü bunun önüne engeller koyuluyor. Buna bile alışamadık yani. Yani ligimizi pazarlayamıyoruz. Değerli bir ligimiz yok ve bu ligi zaten değersiz olan ligi daha da değersizleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla ben hiçbir zengin yatırımcının da geleyim de şurada bir şeyler yapayım, bir şeyler hani güzel bir proje üreteyim diye bu lige adım atacağını düşünmüyorum yani. Niye buraya gelsin ki? Olduğunu varsayarsak, diyelim ki şu an mümkün değil de kulüplerin satın alınma olasılığını varsayarsak sence yani ne getirir böyle bir hamle kulüpler için? Göztepe için mi, diğer kulüpler için mi? Ya üç büyük kulüp açısından da konuşabiliriz yani. Ya da Trabzonspor, işte Beşiktaş. Ya şöyle bir örnek vereyim ben mesela. İnsanlar her zaman iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bir kere her önce onu söylemek lazım. Valencia satılmıştı. İspanya'da çok köklü bir kulüp. Ve takım kötü giderken taraftarlar çok fazla isyan ediyordu kulübün Asyalı sahiplerine. Kulübün sahibinin kızı çıktı, dedi ki bu kulüp bizim, bizim ailemizin. Taraftarlar bunu iyice aklına soksun, biz istediğimizi yaparız dedi. Ve bu mesela bir taraftar için beni çok kırardı yani. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Mesela Fenerbahçe bir Arap bir başkan gelse, Fenerbahçe'yi alsa, takımda küme düşmemeyi oynasa, ben de tribünde isyan etsem, sonra o işte Arap başkanın oğlu da çıksa dese bu kulüp bizim, sana ne oluyor, sen kimsin ki falan dese ben kırılırım buna mesela. O açıdan bakıldığında olumsuz bir görüntü. Tabii ki insanlar Abramovich'in Chelsea'de yaptığı transferleri, devrimi görüp keşke bu yola girilse diye düşünüyor olabilirler. Yani Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United. Bunlar tabii ki heyecan verici ama her satın alma örneği de bu tarz olumlu şekilde sonuçlanacak diye bir şey de yok. Ama Türkiye'de kulüpler de bir taraftan çok iyi yönetilmiyor. Bununla ilgili ben mesela notlarım arasında vardı, bir örnek vereyim sana. Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu gün Fenerbahçe'nin toplam borcu 26 milyon dolardı. Alişan yönetiminden devralınan borç. Ve 26 milyon dolarlık borcun 17 milyonluk kısmı C.C. Okocha'nın Paris Saint-Germain transferiyle kapandı. Okocha çok iyi bir Fransa 98 geçirdi, Dünya Kupası. Orada birçok talibi oldu. Sonrasında hatta şimdi ekranda da gözüküyor. Birçok talibi olunca Paris Saint-Germain kendisini isteyince ben gitmek istiyorum dedi. Aziz Yıldırım onu tutmaya çalıştı ama Okocha çok kararlıydı gitme konusunda ve deli ağzında antrenmanlara Nijerya milli takım formasıyla çıktı. Fenerbahçe formasını bile giymiyordu antrenmanlarda. Ve görüyoruz işte Biorel Moldovan ve Nijerya formalı Okocha. Yani oyuncu gitmek istedikten sonra tutamadım bir noktada ve ne kadar takımda kalmasını istesem de oyuncu Paris Saint-Germain'e gitti. Şuraya geleceğim. 17 milyon dolar Okocha'yı Paris Saint-Germain'e sattıktan sonra Fenerbahçe'nin 9 milyon dolar borcu kalmıştı. Aziz Yıldırım döneminin ilk aylarında Ali Şen'den alınan takım buydu. Aziz Yıldırım gittiğinde kongrede, Ali Koç'a devrettiğinde Fenerbahçe'nin borcu 726 milyon dolardı. Ve Fenerbahçe'nin o gün, Ali Koç başkan olduğu gün 227 tane lisanslı sporcusu vardı. Bu 227 tane lisanslı sporcunun tamamını satsan, altyapıdakiler de dahil, bu lisans oyuncu 227 futbolcunun tamamını satsan borçların yıllık faizini bile ödeyemeyecek durumdaydı Fenerbahçe. Çünkü 92 milyon dolarlık yıllık faizi vardı borçların. Kadronun tamamını satsan bunu bile ödeyemiyordun. Dolayısıyla ortada 20 yıl boyunca çok kötü yönetilmiş bir ekonomik yapı var. Tabii ki kulüplerin tek bir aileye, tek bir insana bu kadar milyon narcı taraftar olan kulüplerin tek bir aileye, tek bir insana bağlı olması çok da iyi bir şey değil belki. Ama bu şekilde yönetilmesi de çok sağlıklı değil. Yeni çıkan spor yasası bu açıdan belki umut verici olabilir. Çünkü orada yönetim kurulları veya işte başkanlar kendi içinde bulundukları dönemden sorumlular. Borçlarla ilgili sorumluluk almak durumunda kalıyorlar artık. Hani o yasa çıktıktan sonra da kulüplerin bence yönetici ve başkan bulması çok kolay olmayacak artık eskisi kadar. Çünkü şu anda dernek statüsünde hani sen başkan oldun, 50 milyon borç taktın. Ben başkan oldum, 100 milyon borç taktım. İkimiz de gittik. Kulüp 150 milyon dolar borçta kaldı. 150 milyon borçta kaldı. Hani senden de hesap sorulmuyor, benden de hesap sorulmuyor. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gezebiliyoruz. Olan da milyonlarca taraftar olan kulüpler oluyor. Bugün Eskişehirspor amatöre kadar düşmek üzere herhalde ve hani gidecek gibi, gidici gibi görünüyor. Transfer yasakları var, şu var. Karabükspor çok büyük bir şehir takımı aynı şekilde. Üzüntü verici tabii ki insanlar sorumsuz olunca. Avantajları olduğu gibi avantajları da var, dezavantajları da var. İyi düşünmek lazım bunun hakkında. Evet, iyi düşünmek lazım diyelim. Peki Carlo Ancelotti ile Davide Ancelotti'ye geçelim. Çünkü Carlo Ancelotti koronavirüs nedeniyle Real Madrid'in başında değildi Celta Vigo maçında. Onun yerine Davide Ancelotti vardı, oğlu. Ki o da Milan altyapısında futbol oynamış ama ardından 20 yaşında bırakmış futbolu, A takıma yükselmeden antrenörlük yapmaya başlamış ve babasıyla birlikte çeşitli takımlarda fitness antrenörlüğü yapmış. Şimdi de Ancelotti'nin 2. Real Madrid döneminde babasının yardımcılığını üstlendi. Chelsea maçına da çıkacağı konuşuluyordu takımın başında ama Ancelotti'nin negatife dönmüş testi.
Sen nasıl buluyorsun bu ilişkiyi? Faal futbol dünyasında pek alışık olmadığımız bir durum çünkü. Baba oğul Evet. teknik direktör. Sence Davide gelecekte babası gibi büyük bir antrenör olabilir mi? Yani çok zor bir şey ama olabilir mi sence? Marius Çumurica maçlara oğluyla çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oğlunun herhangi bir antrenörlük belgesi olmamasına rağmen listeye yazılıyordu ve bir şekilde dahil oluyordu. Türkiye'den hatırladığım bir örnek var. David Ancelotti ile ilgili de yani Carlo Ancelotti'nin oğlu olmak bir kere hayata 20-0 falan önde başlamak demek zaten kafadan. Yani Ancelotti bu sezon büyük ihtimalle Real Madrid'de şampiyon olunca 5 büyüklükte de şampiyon olan ilk teknik direktör olacak. Çok büyük bir antrenör. Geçmişte de Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Çok yakınlaşmıştı Fenerbahçe'ye ama olmadı. Ya David Ancelotti ile ilgili de şunu söyleyeyim ben. Daha önce Ancelotti Napoli'deyken Fabian Ruiz transferinde belirleyici olmuş. Çünkü Ancelotti Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bir dönem boşta kalıyor galiba yanlış bilmiyorsam. Tabii bir dönem boşta kalıyor. O dönem İspanya'da bir sevgilisi var bu çocuğun. Sevilla'da. Sürekli Sevilla'ya gidiyor geliyor. Sevilla İtalya, Sevilla İtalya. O arada işte o bölgenin takımı, Endülüs bölgesinin takımı Real Betis'ten sürekli maç izliyor. Gidiyor geliyor işte o arada. Fabian Ruiz'i çok izleyip beğeniyor sık sık ve babası Napoli'nin başına geçince de Fabian Ruiz'i Real Betis'ten Napoli'ye aldırıyor. Paris Saint-Germain'de birlikte çalışmışlar fitness antrenör olarak. Ardından Real Madrid'de tekrar yardımcı antrenör olarak birlikte çalışıyor ikinci adam pozisyonunda. Bayern Münih'te de ikinci adam pozisyonundaydı. Ve bakıyorsun geçmişine çok genç yaşta henüz 32-33 yaşında olması lazım yanlış bilmiyorsam. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid çok büyük takımlarda. Napoli'de de Napoli'de sanırım. evet Napoli çok büyük takımlarda sorumluluk almış bir insan. Yani önümüzdeki yıllarda çok büyük ihtimalle pro lisans da alarak teknik direktörlük koltuğunda göreceğiz onu. Ama dediğim gibi hani Çok Ancelotti'nin yakın o bir tecrübe, yani bu kadar büyük bir tecrübeyi çok yakından evet deneyimliyor yani ama işte aslında. Ancelotti'nin oğlu olunca hayatta böyle çok önde avantajlı başlayabiliyorsun. Yani teknik konusunda bence önemli olan etmenlerden bir tanesi şu. Yanındaki insanlara çok güvenebilmen gerekiyor her şeyden önce. Yanındaki insanlarla birlikte gözün kapalı bir şekilde yürüyebilmen gerekiyor. Arkandan geleceklerinden emin olman gerekiyor. Ancelotti de bu konuda hani en güvendiği insanlardan biri illaki oğludur. Onu tercih etmiş gibi görünüyor. Ya belki Türkiye'de olsa bunu bir Türk teknik direktör yapsa şey diye eleştirilebilirdi. İşte oğluna torpil geçmiş yanına almış işte bu nasıl vizyon işte vizyonsuzluk falan da denilebilirdi ama hani dünyanın en büyük hocaları da bu tarz adımlar atabiliyor yani. Atabiliyorlar, evet. Aynı şekilde futbolcular da oğullarında çok sık bir şekilde Evet görüyoruz ve bunları. Yani de yine kendi deneyimlerini çocuklarına evet aktarıyorlar. mesela bence şey de düşünüyorum ben Ronaldo'nun oğluyla aynı takımda oynamadan futbolu bırakacağını da düşünmüyorum mesela. Bence onu Çok bekliyor gibi özel bir görünüyor. an olurdu ya Cristiano Ronaldo için. Bence olacak yani öyle tahmin ediyorum O da zaten sanırım böyle bir açıklaması var. Olabilir. Oğlumla oynamak istiyorum Olabilir. aynı Ya LeBron sahibi. James için de konuşuluyor bu mesela. Oğluyla oynayıp bırakacak gibi açıklamalar vardı. Haberler görmüştüm zamanında. Türk futbolunda baba oğul teknik direktörler şöyle bir düşündüm. Çok fazla da aklıma gelmedi. Milicevic Lucescu'nun oğlu Radovan Lucescu teknik direktör. PAOK'ta çalışıyor. Daha önce Yunanistan'da şampiyonlukta yaşadı. Ama onlar mesela hiçbir arada çalışmadı diye biliyorum daha önce. Onun dışında çok da fazla aklıma da gelmedi Türkiye'de. Çok sık rastlanan bir Evet. örnek değil diyelim. Son olarak istersen Şey var. Gündüz Tekin Olay'ın oğlu var. Ama o Güntekin Olay yani gene futbolun içinde de yorumcu, yorumcu olarak devam evet, ediyor. yorumcu olarak, Aynen. evet. Evet. Onun dışında çok fazla da aklıma Rastlanan bir örnek değil. gelmedi. Evet. Evet. İstersen son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Buna değinelim. Nasıl buldun bu süreci, bu kararı nasıl buluyorsun? Yani Nihat Özdemir herkesin şikayetçi olduğu bir başkandı. Nihat Özdemir yönetimi böyle bir yönetimdi ve bunu çok iyi bir şeymiş gibi sunuyorlardı. Bizden herkes şikayetçi demek ki biz hani herkese aynı eşit uzaklıktayız ve işimizi iyi yapıyoruz şeklinde bir bakış açıları vardı. Ama herkes senden şikayetçiyse işini çok çok kötü de yapıyor olabilirsin yani. Herkesin tepkisini toplayacak şekilde de yapıyor olabilirsin. Yani bu dönemde çok fazla olumsuz şey oldu. İşte takımların ligden düşmemesi, ligi farklı bir ortama sürükledi. Bunun yanında işte Fenerbahçe'nin şampiyonluklarının tescil edilmesiyle ilgili başvurusu vardı. Ona hiçbir şekilde cevap verilmedi. Milli takımla ilgili başarısızlıklar söz konusu oldu. Yabancı sınırı bu yönetim döneminde düşürüldü. Çok fazla bence Türk futbol adına olumsuz kararın altına imza attılar ve tarihe başarısız bir futbol federasyonu olarak geçecekler. Şimdiki federasyon bir yıllık görev alacak. O da mesela belki Türk futbolu için çok iyi olmayacak. Çünkü o genel kurul bu şekilde yapılacak. Yani yeni gelecek yönetimin bir yılı olacak sadece.
O bir yıl için kim göreve talip olur? Ne kadar kalıcı, radikal kararlar verebilir? O da ayrı konu. Kimin başkan olacağı da çok şu anda bir muamma gibi görünüyor. İşte Göksel Gümüşten adı geçiyor, Rıdvan Dilmen'in adı geçiyor, Fatih Terim'in adı geçiyor. Bence benim tahminim kimsenin adını pek de bilmediği birisi olacak diye düşünüyorum. Merkeze kemik kurulu yönünden de aslında bazı çatlaklar yaşanıyor. Evet. İşte Ulenberg'in bir açıklaması vardı. Ben bu merkeze kemik kuruluna ve başkanına güvenmem tarzında. Evet. Yani Türk futbolunda kimse kimseye güvenmiyor gibi görünüyor şu anda ya. Yani çok üzücü, üzüntü verici. Her şey olabilir gözüyle bakıyoruz biraz. Öyle. Öyle yani. Her gün farklı bir kaosa uyanıyoruz. Mesela şey de çok konuşulmuyor. U11 ligleri mesela oynatılmıyor bu sezon. Direkt U12'den başlatılıyor. Her sene U11 ligi oynatılırdı. Şu anda U10 yaşında çocukları, 12 yaşındaki çocuklarla karşılıklı oynatman gerekecek. Belki oradaki çocuklar fiziksel olarak kendinden 2 yaş büyük çocuklarla oynarken fiziksel olarak ezilecek ve futbol oynama hevesleri gidecek. Bu bence çok önemli. Ama bunlar konuşulmuyor Türk futbolunda ve sürekli olarak farklı kaoslar, farklı olumsuzluklar gündeme geliyor. Üzüntü verici yani. Umarım bir toparlanma, bir çıkış yakalanır Türk futbolu adına diyelim ve burada noktalayalım istersen. Bu hafta da bu bölümümüzün de sonuna geldik. Legend Futbol'a YouTube'dan abone olup videoları beğenmeyi, Twitter, Instagram, Facebook'tan takip etmeyi unutmayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.